Şöyle bir olay var. Evet. Şubat ayının başlarında bir şehidimizin annesi otobüse biniyor ve şeyi gösteriyor. Ücretsiz ulaşım kartından faydalanmak istiyor ama otobüsün şoförü kadından o şehit annesinden yolcu ücretini istiyor. Şehit annesi de vermiyor ve daha sonra otobüs şoförü de şehidin annesine hakaret etmeye başlıyor. Bütün olan biten güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor. Sonra tabii diğer yolcular da şoföre tepki gösteriyorlar. Olay sosyal medyaya yansıyor. Valilikte harekete geçiyor ve otobüs şoförünün gözaltına alıyor. Bir de böyle bir şey var. Muhtemelen halk otobüsüdür diye düşünüyorum. Evet. Çünkü belediye otobüsü şoförleri pek yapmazlar. Halk otobüsü işletenlere buradan bir çağrıda bulunayım. Sonuçta toplu taşıma yapıyorlar. Toplu taşımada da kamunun bazı insanlara verdiği haklar var. Şehit, yaşlı, işte engelli vatandaşlar, bazı meslek grupları. Halk otobüslerine binilirken o kart gösterilince halk otobüsü işleten ya da şoförün tavrı şu oluyor. Beleşçi biri geldi. Evet. Yani bu kafayı değiştirmeleri lazım. Evet. Yani sen eğer bir şehirde toplu taşımayı kabul ettiysen ve oradan ekmek yiyorsan onun kurallarını da kabul edeceksin. Evet. Öyle. Var mı ekleyeceğim şey Mustafa? Yok yani hakikaten benim geldiğimiz nokta biraz gerçekten şimdi okullar fırınlarda hatırlıyorsunuz değil mi? Askıda ekmek falan diyorlar. Evet. Minibüsçü, şucu, bucu bunları biliyorum ben aslına bakarsanız hani hepimiz bu ülkede büyüdük, yaşadık, yetiştik, üniversite okuduk. Bu belediye otobüsü, minibüs, halk otobüsü buralar bizim hayatımızın bir parçası ve şunu çok iyi biliyorum. Her minibüsçü en az %10'dur, en az. Bir tırnak içinde bedava yolcu taşır. Ya param yok diyene herkes vıdı vıdı etmez. Evet. O yüzden onların da o esnaf geleneğini sürdürmesi gerekiyor. Ya bugün 10 kişiydi ya 11 oldu asabım bozuldu. 11 oldu da yani sonuçta bir paket sigara parasından bahsediyorsun eğer içiyorsa. İçmiyorsa arkadaşlarına çay ısmarlama parası sonuçta 11 kişi asabını niye bozuyor? Oradaki o para kaybetme kaygısını biraz daha insanlığıyla tolere etmesi gerekiyor. Bu da Kesinlikle. aslında bu iş Doğru. esnaflara gidiyor. Bakın bunların odaları var, sendikalar var. Ne bileyim bir sürü esnaf kuruluşları var. Bu insanlar ne yaparlar hakikaten ya? Evet. Minibüsçülerin kılık kıyafetiyle bilmem neyle zaman zaman uğraşıldığını biliyorum. Biraz da bu konularda kendilerine Davranış. eğitim versinler. Evet. Çünkü esnaflığın Evet. şanındandır. İnsanlar için, müşteriler için daha fazlasını Şöyle yapmak. yapın, böyle yapın diye yol göstersinler, telkinde bulunsunlar, aman desinler, bazı dikkat etmeleri gereken Tabii, hususlar tabii. varsa bu konuda müsamaha gösterin, almasanız da olur desinler ki onlar da yani içinden gelmeyen varsa bile ya da düşünemeyen varsa bile en azından bu odalar vasıtasıyla Tabii. bunu yapsın yani. Bu da bir yoldur mutlaka. Çok önemli Mustafa, bunu söylemiş olman da doğru. Evet, peki şimdi o halde...